Da bugünkü sohbetimiz var. Sohbetimizin başlığı Emri allah Allahü Teala'nın dinine hizmet her zaman büyük ibadettir. Ama ortalığın perişan, kötü yayınların çok olduğu bir zamanda ufak bir hareket çok sevap kazandırır. Cenab-ı Hak İslamiyeti kullarına hem dünyada hem ahirette rahat etsinler diye göndermiştir. İslamiyet mıknatıs gibidir. Kalbinde cevher olanları kendisine çeker. Fakat bu demir cevherleri toz toprakla saman çöpleriyle karışıktır. Mıknatısın gezdirilmesi lazımdır ki cevher parçaları o mıknatısa takılsın ve kurtulsun. Eğer mıknatıs gezdirilmezse yani ehl sünnet alimlerinin yazıları ve sözleri kitap, gazete, radyo, televizyon, internet gibi vasıtalarla insanlara ulaştırılmazsa, bunun için gece gündüz çalışılmazsa bu insanlar nasıl kurtulacak? O mıknatısı gezdirmeyenler, İslamiyet'i yaymak için uğraşmayanlar ahirette nasıl hesap verecekler? Müslümanlıktan mahrum kalanların da bir hakkı vardır. Bu kul hakkından kurtulmak için her müminin dinimizi yaymak için gayret göstermesi lazımdır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, Allahü Teala Cebrail aleyhisselama git filan şehri yerin dibine geçir diye emretti. Cebrail aleyhisselam, Ya Rabbi bu şehirdeki filanca kulun sana bir an isyan etmedi, hep itaat ve ibadet ediyor deyince, Cenab-ı Hak onu da beraber geçir. Zira günah işleyenleri görünce bir kerecik yüzünü değiştirmedi buyurdu. İslamiyetin iki esası vardır. Birincisi öğrenmek, ikincisi de öğrendiğini öğretmektir. Öğrenmeyen cehenneme gider, çünkü cehalet hele bu zamanda hiç özür değildir. Öğretmeyen de cehenneme gider çünkü eğer bizden öncekiler biz yanmayalım diye canlarını, mallarını ve istirahatlerini feda ederek İslamiyeti bize öğretmeselerdi biz bugün Müslüman olmazdık. Bize İslamiyeti öğretenlerin üzerimizde büyük hakları vardır. Eğer biz de bu emaneti bizden sonrakilere ulaştırmayıp cezaya müstahak olursak bizi kim kurtarır? İslamiyeti öğretmeye emri maruf denir kendimiz için yaptığımız bütün ibadetlerin sevabı ve Allah yolunda malla canla yapılan cihadın sevabı, emri maruf sevabı yanında deryada bir damladır. Bir yerde emri maruf ve nehi münkerin terk edilmesi orayı felakete götürür, en kötüler başa gelir. İslam alimleri barış zamanında düşmanın silahı gibi silahlanmak, ondan daha iyisini yapmak farzdır. Eğer Müslümanlar buna hazırlanmazsa büyük günaha girerler buyuruyorlar. Hatta Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de çok teferruat olmasına rağmen bir misal olarak atların ipine varıncaya kadar gayret gösterin, daha iyisini yapın emrini veriyor. Atın ipine varıncaya kadar iyi ve detaylı hazırlanmak gücümüzün yettiği kadar çalışmak lazımdır. Bu maksatla çalışmayanlar, bu uğurda yorulmayanlar ve üzülmeyenler ahirette rahat etmez. Emri maruf iki şekilde yapılır. Bir, söz, yazı ve her çeşit yayın vasıtasıyla dinimizi yaymaktır. Bunu yaparken bilgi azsa ve şahsa adetlere, kanunlara dikkat ve riayet edilmezse fitneye sebep olur. Onun için bunu herkes yapamaz. 2. hal ile İslam'ın güzel ahlakına uyarak örnek olmaktır. Herkese tatlı dil, güler yüz göstermek, kimseyi incitmemek Kimsenin malına, ırzına göz dikmemek en tesirli, en faydalı nasihat olur. Bunun içindir ki lisanı hal, lisanı kalden entaktır demişlerdir. Yani kişinin hali, yaşayışı, diliyle söylediklerinden daha tesirlidir, daha faydalıdır ve anlatılacak şeyi daha güzel belli edip daha güzel bildirir. Görülüyor ki İslam'ın güzel ahlakına uygun yaşamak, emri maruf ve neyhi münker yapmanın en güzel yoludur. Mühim bir farzı yapmak, ibadet etmektir. Tasavvuf, insanı Rabbine yaptığı ibadetlerde lazım olan ihlasa ve insanlara karşı lazım olan güzel ahlaka, yani tatlı dilli güler yüzlü olmaya, kızmamaya, kalp kırmamaya, gıybet etmemeye, almak yerine vermeye kavuşturan yoldur. İnsan bu yolu mürşidi kamillerden veya onların eserlerinden öğrenir. O halde İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi büyüklerin kitaplarını okuyup tatbik ederek önce kendimiz güzel ahlak sahibi olmalıyız, yani önce kendimizi düzeltmeliyiz. Ancak ondan sonra başkalarına faydalı olmayı düşünmeliyiz. Eğer biz sert, sinirli ve kırıcı davranıyorsak, yani kendimize faydamız yoksa başka insanlara nasıl faydalı olabiliriz?